yüreğe bak. Yeni gelin daha mı güzel? Attım konumu. Bekliyorum. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni tanıyanlar bilir. Her zaman üç evladım var demişimdir. Sinan, Ferit ve Yaman. Yaman'ı hiçbir zaman evlatlarımdan ayrı tutmadım ben. O da benim kıymetlim. Senden başka hiçbir şey umurumda değil. Çok mutlu olun. Bir ömür boyu birlikte birbirinize sarılarak yaşayın. Teşekkürler. Öyleyse çalsın davullar. O vakit şimdi oğullarımızla halaya duralım. Ve bir şerji patlatalım. Misafirlerin arasında bunu yapmayalım. Birbirinize olan nefretinizi burada göstermeyin. Hadi Ferit, rica ediyorum. Hadi gelin. Abi, babam haklı. Millete malzeme vermiyor. Bizim nişanımız aklıma geldi.
Eskiden böyle miydin? Artık yaşlandım. Görüyorsun halayın sonunu bile getiremedim. Sen çok yakışıklıydın. Ben de sana deli gibi aşıktım. Ama sen beni o zaman da sevmiyordun. Başka bir kıza aşıktım. Ölmüş birini kıskanmıyorsun değil mi? Hayranlıkla izledim seni. Hatta şaşırttın beni. Öyle mi? Beğendin mi? Senin için oynadım. Ne zor bir kelime. Hele bir de sevdanın yükü üzerinde. Bu dansı bana lütfeder misin? Şimdi mi? Evet. Bilmem ki. Fena halde çırpınır. Bırak artık şu utanmayı. Gel. Ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyükü, öyle bir büyükü anlayamazsın. Göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamaz. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Evden çıkarken ilaçlarını aldın. Öyle bir büyük ki anlayamazsın. Göze alsan olmaz. Aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Benim de şuram titriyor. Getirdiniz mi? Konuşmazsa Ayşe'nin öleceğini biliyor değil mi? Güzel. Şov başlasın, geliyorum ben. Bakalım şoför Cesur'un gerçek hikayesini dinleyince böyle aşık kalabilecek mi? Baba. O adam Ayşe'nin aşığı. Ferit bilmiyor. Ne demek kızın adam kaçırdı ya? Sen ne dediğin farkında mısın? Kaçırdı adam cinayet zanlısı Hüseyin Bey. Ta buraya kadar getirmiş. Gönül işi dediler. Senin kız bildiğin ateş dönüyor abi. Yapmaz böyle bir şey ya. Bak, bunun altından başka bir şey çıkarsa bunun hesabını sana sorarım ha. Hüseyin abi, bak biz yıllardır birbirimizin ekmeğini yeriz. Kızın gelmiş, senin adını vermiş. Bu iş için yardım istemiş bizim çocuklardan. Şimdi de Mısır'a kaçmaya çalışan adamı alıkoymuş. Benim kulağıma çıtlattılar. Ben de gelip seni uyardım. İnanırsın, inanmazsın beni arkalamaz abi. Hadi bana müsaade abi.
Efendim Hüseyin. Ne? Anladım, anladım. Tamam, hemen geliyorum. Hay Allah. Ne oldu Kader? Bir sıkıntı mı var? Ay, Hüseyin'in tansiyonu yükselmiş. Hande yanındaymış ama ben yine de bir gidip ilgileneyim. Kusura bakma Azadeciğim. Ne demek kusura bakmak canım? Olur mu öyle şey? Sen git kocanla ilgilen. Tamam, gelirim birazdan. Zümrüt teyze. Ha canım. Kaçırayım mı seni buradan? Sen iyice bana benzemeye başladın bakıyorum. Hadi gel kaçalım arka kapıdan. Hadi 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 hadi. Ne oldu lan? Çok mu komik? Ha. Çok sevimsizsin ya. Ama işte ilk defa bir işe yaradın. 40 yılda bir. Ya bir dinle baba. Neyi dinleyeyim, neyi? Tamam. Geç. Sizi duyacak baba. Geç arabaya, geç. Hüseyin, ne oluyor? Sen de karışma. Lan. Geç arabaya. Kendine gel Hüseyin. Geç. Geç dedim. Şu olanlara bak ya. Geç dedim. Yürü sen de. Kalp Yarısı ATV'de.